babanın neden vurulduğu ortaya çıktı mı? Hayır. Adam daha ifade veremedi. Polisler de onu bekliyor zaten. İstersen hastayla ben ilgilenebilirim. Onunla Oğuz ilgileniyor zaten, merak etme. Ne oldu, niye durduk? Maşallah. Hastanedeki bütün hastalarla sen ilgileniyorsun. Her vakaya sen koşuyorsun. Acilde geçirmediğin bir gün bile yok. Peki benim ne zaman ilgileneceksin doktor? Hı? Konuşmanın zamanı mı şimdi? Evet. Tam zamanı hem de. Mekan gayet uygun. Bir yere de kaçamazsın buradan. Eylül. Bak ben dün babamı kaybediyordum. İşte bu yüzden tam zamanı. Ne alakası var Ali? Biliyor musun, zaman benim için daha önce hiç bu kadar değerli olmamıştı. Artık sensiz bir saniye bile geçirmek istemiyorum. Asansörü meşgul ediyoruz. Mehmet yüzünden. Mehmet mi? Yani. Yine kafanı mı karıştırdın? Yine. Kim bilir? Daha geçme, şurada ciddi bir şey konuşmaya çalışıyorum. Tamam, ben de çok ciddi bir şey söylüyorum zaten. Kim bilir? Kim bilir, kullanıldığı her yerde ciddi manalar içerir. Kaybolmana alışmam lazım galiba. Öyleymiş de. Bildiğin Mehmet. İşine gelirse diyorsun. Yani. Ne o elindeki? Klasik Mehmet işte. Beğenmiyor musun? Beğenmek ne kelime? Bayılıyorum. Geç dalganı. Hala vazgeçmemişsin sürekli kaybeden adam rolü oynamaktan. Ya kazanır bir halim var da ben mi görmüyorum? Kazanmak ne demek Mehmet? Ha? Etiket mi, para mı ne? Sen benim en zor zamanımda yanındaydın. Senin sayende babaannemin hatırasını kurtardım. Abartıyorsun. Paraya ihtiyacım vardı, ben de buldum. Ne yapsam sana yakışamam ben. Bırakalım şimdi bunu da asıl meselemize gelelim. Neyin peşindesin? Seni. Ayılınca konuşalım. Zaten bildiğim bir şeyi söyleyince ilgini çekmedi tabii. Yıllar önce sana bu konuyu kapat, bir daha da hiç açma demiştim. Başka biri var değil mi? Mehmet, benim hayatımda kimseye yer yok. Ne sana ne bir başkasına, anladın mı? Profesör, doktor, Ali Asaf Denizoğlu'na bile mi? O kadar aptalsın ki benim için ne kadar değerli olduğunu göremiyorsun. Sen ancak kendini kıyasla. Kendi değerini anlayana kadar bir daha karşıma çıkma. Sakin ol. Ya sakin falan olamam. Yarın parayla bankaya gitmezsem babaannemin tek hatırasını kaybedeceğim. Para hazır. Nasıl hazır? Al işte. Tamı tamına ihtiyacın olan miktar. Yarın ödemeni yap. Babaannenin yerini kurtar. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Korkma. Babamdan kalan bir tarla vardı. Onu sattım. Senin babanın tarlası mı var? Gene ne iş çevirdin, doğruyu söyle. Oo, bu ne ki kızım? Benim babam fabrikatör. Ya ya. Al işte, al, uzatma. Al.
Teşekkür ederim. Söz veriyorum, ödeyeceğim sana. Tamam mı? Yanımda ol. Yeter bana. Sizce bu ne? İlaç kutusu. Daha yakından bakın. Bu aşkın ta kendisi. Yok artık. Gerçekten bunu sakladın mı? Bunu mu arıyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Aradığın bu muydu? Bunu yıllarca sakladın Eylül. Çünkü sen de unutmadın. Hayır, bir kere al. Bak, elim yandı. O yüzden arıyorum. Gördün mü? Al bak. Yüz. Boş kutuya mı ihtiyacım vardı? Bulursun, ararsan hata. Hep ölçer, biçersen cefa. Unutulur, gidersin. Bazı yaralar sadece kaybolur. Acısı hiç geçmez. Biliyor musun? Sadece kalpte hissedilen acı beynin işi değildir. Bu senin. İstemiyorum. Vaz mı geçiyorsun? Açar mısın? Lütfen. Bu ne? Sence? Yani bir tek taş değil, kabul ediyorum. Üç taş bu da. Yapacak bir şey yok, gecenin bu saatinde açık bir kuyumcu bulamadım. Ben de Esma'dan ödünç aldım. Ama sana söz veriyorum, sabah ilk işim gidip kocaman bir tek taş almak. Evlensene benimle.
telefon. Hastaneden arıyorlar. Açacak mısın? Doktor mısın?